Burada söyleyeyim bize ne gerekecek, hangi malzemeler. Tamam canım. Burada tüm malzemeler, bu arada bunu da söyleyeyim, her yerde satılıyor. Hı-hı. Bulamadım demeyin çünkü her yerde var. Evet. Hepsi de %100 organik ve doğaldır. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Alıyoruz. Tamam. Mesela zeytinyağı. Ne kadar zeytinyağı koyuyoruz buna? 200 gram. 200 gram yazıyor, aşağı yukarı. 200 gram zeytinyağımızı aldık. Tamam. Ben tabii ki 200 gramı söyleyeceğim ama burada biraz daha az göstereceğim. Çünkü cezvemiz tamam. Onu kaldırmayacak belli. Tamam canım. Daha büyük buraya... şey istiyorsanız ama daha hızlı olur hem hızlı az miktarda. Olur. Evet. Tamam. Zeytini 200 gram, zeytinyağını 200 gram koyduk. Koyduk. Burada bal mumu. Bal her mumu. Yerde satılıyor. Bal. Bal mumu. Aktarlarda var. Aktarlarda galiba. Var. Birazdan evet. Burada bu karışım yapılsın. Uygulamalı olarak sedyemizde göstereceğim. Hanımlar ayrılmayın ekranlarınızın başından. Varizleri yok eden merhem. Evet. Bala ait her türlü, bal ailesine ait olan her şey. Propolis, bal, polen, çiçek tozu bunlar hepsi tedavi amaçlıdır ve şifadır. Bal mumu her yerde satılıyor. 100 gram da bal mumu alıyorsunuz. Böyle bu şekilde satılıyor. Yarı yarıya yani. Her yerde var. Evet. 200 yağ, 100 bal mumu. Bal evet. Mumu. Evet. Ve ezilmiş bir şekilde. Bakayım şu galiba. Evet. Hah. Eziyoruz. Bakın şu şekilde satılıyor aktarlarda. Ne o canım? Her, reçine. Reçine. Çam reçinesi. Çam reçinesi. Çam reçinesi. Herhalde herkesin de evinde bulunuyor bu grip. Evet. Kışın zaten evet. Griptir, bronşittir, boğaz çok ağrılardır. Reçine de tabii ki. Reçineyi eziyoruz ki çabuk erisin. Evet. Buraya da 100 grama yakın. Havanda eziverin reçineyi hanımlar. Bir şey değil yani. Toz haline getirin. Evet. Ondan ne kadar koyuyoruz hayatım? 100 gram da reçine. 100 gram da reçine. 200 gram şey... bal mumu. Bal mumu. 200 gram da zeytin. Zeytinyağı. Yağı. 100 evet. Gram bal mumu, 100 gram da reçine. Tamam. Evet. Bu üç tanesini öncelikle benmari yapıyorum. Su biraz fazla da. İsterseniz ben yapayım mı onu benmari? Evet, buyurun. Sıcak İyice size erisin. Gelmesin. Tamam ben. Dur bakayım ya ben bu, şuradan şöyle tamam. Yapıyorum sanki. Bu tamam. Hazırladığımız şu anda bir krem olacak. Krem haline gelecek. Tamam. Bu kremi siz günlük akşamları bacağınıza uygulayacaksınız. Hatta şimdi göstereceğim nasıl uygulanacak. Tamam. Kötü görünüşünü yani tamamen varizleri tedavi eder mi etmez mi? Merak onu size yapayım. Söyleyemem ama... Az da olsa onun elastiyetini, damarların elastiyetini, kötü görünüşünü. Hayır, en azından belki bu, sirkülasyon bundan sonra başlayacak. Olacak olanı engeller tabii ki bundan mi? Sonrakini tabii. Engelliyor. Hatta kullananlar bile söylemişler ki o kötü görünüş hemen hemen hafifliyor ve yok oluyor. Eğer tabii ki kullanırsanız bunu. Tabii. Günlük bu kullanılacak. Hazırladığınız şu anda verdiğim gramaj. Kavanozunuza dolduracaksınız, dolaba koyuyorsunuz. O kavanozda ne zaman ki biter o krem, sizin bacağınızdaki o görünüş de %50 azalacak. Aa harika çok bir şey enteresan. Değil mi hanımlar? O kadar size ben gramaj veriyorum aa, şu anda. %50 büyük bir fark yani. Kötü görünüş ama sizden rica ediyorum. Eğer küçücük bir damarlarda, ayak damarlarında problem görüyorsanız da düşünmeden direkt doktora gidiyorsunuz. Mutlaka. Ki damar cerrahi. Mutlaka, tabii. Evet. Çünkü damarlarla... Şaka olmaz. 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 Bunun temeli bulunacak, yapılacak ve modern tıp her türlü yardımcı olur. Evet. Bu da alternatif, yardımcı, yedek, evet. Yeni çıkanlar için. Hı hı. Mutlaka bunu yapın. Eriyor mu? Eriyor. Bal mumu ufak ufalmaya başladı. Eriyene kadar ben evet. Devamını söyleyeyim tamam size. Canım. Buraya biz bal katacağız. Buraya ay da... Bal her derde deva. Bak her şeyin içinde bal aynen, var yani. Dedik, balın poleni, mumu neyi varsa evet. Kullanabiliriz. Bence o oldu. Tamam, buraya şu balı da katıyorum. Balı da döküyorum bakın içine. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle hafiften yardım edeceğim Melek abla. Evet tamam. Canım. Balı da koydum. 2 yemek kaşığı kadar balımızı koyuyoruz. Tamam. Ve 1 gram 2 gram her yerde bu da satılıyor. Yine söylüyorum bal ailesinin içindeyiz şu ne anda. Ne bu canım? Propolis. Ha propolis. Bu propolis her yerde satılıyor. Bu şekilde de alabilirsiniz. Sıvısı da olabilir. Propolis her yerde var. Allah Allah. 1 gram 2 grama şu kadar bir şey. Onu da içine ilave ediyorum. Ve hepsi burada benmarinin içinde eriyecek. Bu yenebilen bir şey mi propolis? Bunu söylüyorlar zaten doktorlar nasıl kullanacak içeriden. O doktorlara bırakalım onlar anlatsın. Evet. Biz de dışarıdan kullanmasını tamam söyleyelim. Çünkü herkese aynı dozaj verilmiyor içeriden propolis. Kullanması. Propolis. Şu kadarcık bir şey atıyorsunuz içine. Neredeyse evet. Eridi. Çok az bir şekilde de hepsini yazın mutlaka. Çok az bir şekilde de buraya mumya katılacak. Mumyada da her yerde bulunuyor. Sıvısı da var. Mumyanın katısı da var. Mumyalama. İşte parafin mi? Parafin değil. Değil. Ha, parafin başka bir şey. Mumya deyin.
mumya. Bulunuyor. Anladım. Buraya da biraz da biz, orada gramajlar hepsi zaten televizyonda var. Tamam. Buraya da mumyamızı da kattık. Şöyle. Tamam. Tamam, süper. Ki mumya ne yapsın? O deriyi beslesin. Yeni hücreyi Allah oluştursun. Allah. Çok oksijen alışverişini sağlasın. Evet. Herhalde bu sonra donacak ama, değil mi? Şimdi biz orada yaparak, ben çünkü hazırlığını sıcak, yaptım. O yüzden kapatalım onu. Zaten bu şekilde. Ha. Bundan sonra siz güzel kablarınıza dolduruyorsunuz. Ben şu anda hazır şeklini getirdim. Bu hazırı. Bu hazırı şu an. Bakın. Bakayım hazır şekli hayatı. Bu. Dolduruyorsunuz böyle güzel kablarınıza ve buzdolabına koyun, orada donsun. Allah Allah. Ve bunu günlük, yine söylüyorum, bu kadar çok gramaj enteresan yapılacak. Günlük bacaklarınıza yatmadan önce severek, hafif hafif masaj yaparak çalışın. Bacaklarda variz varsa hiç dokunmayın, masaj yapmayın. Sadece böyle severek, yavaş yavaş. Bunu bacaklarınızda eşlerinize de söyleyebilirsiniz. Ya yani benim aklımdan geçti ama ben söyleyeyim. Erkeklerde de var. Erkeklerde de hayır, bacaklarda. Eşler hanımlarına da yapabilir.